Merhaba arkadaşlar. Şimdi kareköklü sayıların birinci dersini işleyeceğiz. Kareköklü sayıları iyi bir şekilde anlayabilmek için ilk olarak bize verilen kareleri bir inceleyelim. Bakalım arkadaşlar, bir kenar uzunluğu 3 birim olan bir kare verilmiş. Bizden bu karenin alanı istenirse ne diyeceğiz? Bu karenin alanı 3 çarpı 3'ten 9 birim kare olması lazım. Değil mi arkadaşlar? Yani 3 çarpı 3 ne yapacaktır? 9 yapacaktır. Bu karenin alanı 9 birim kare olacaktır. Biz bunu nasıl ifade edeceğiz? Üst olarak göstermek istersek 3'ün karesi eşittir 9 diyeceğiz, değil mi? Şimdi geldik buraya. Burada ne yapılmış bakın? Bu sefer alanı verilmiş, bir kenar uzunluğu isteniyor. Şimdi bakın arkadaşlar, dikkat ederseniz burada 16 tane birim kare var. O zaman bir kenar uzunluğu 1 2 3 4'e 1 2 3 4 olmak zorunda, değil mi? Yani 4 birim burası olacak, 4 birim de burası olacak. Çünkü 4 çarpı 4 ne yapacaktır? 16 yapacaktır. Ben bunu da şöyle göstereyim. 4 çarpı 4 eşittir 16 diyeyim. Yani 4'ün karesi eşittir 16 diyoruz, değil mi arkadaşlar? Şimdi geldik buraya. Bakalım, burada alan 64 santimetre kare olarak verilmiş. Hemen düşünüyorum. Ben hangi sayıyı, yani aynı olan sayıyı çarptığımda 64 yapar. Hemen aklıma ne geliyor arkadaşlar bakın? 8 geliyor, değil mi? Demek ki burası 8 santimetre olacak. Burası da 8 santimetre olacak. Çünkü 8 çarpı 8 ne yapacaktır? 64 yapacaktır. Bakın arkadaşlar, verilen sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemine karekök alma denir. Karekök şu şekilde bir sembolle gösteriliyor. Neymiş karekök alma? Verilen sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemiymiş. Yani bize 16 sayısı verildi. Biz 16'nın hangi sayının karesi olduğunu bulmak için bir işlem yaptık. Biz ona karekök alma diyeceğiz. Veya 64 verildi. 64'ün hangi sayının karesi olduğunu bulmak için yaptığımız işlemede ne diyeceğiz arkadaşlar? Karekök alma diyeceğiz. Bakın şurası için ben 8 çarpı 8 eşittir 64 yazacağım. Doğru mu arkadaşlar? Yani 8'in karesi eşittir ne yapacak? 64 yapacaktır. Şimdi ben 64'ün hangi sayının karesi olduğunu bulmak istiyorsam ben şöyle göstereceğim onu. Karekök içerisinde 64, bunun değerini arayacağım. Peki bunun değerini nasıl bulabilirim? Bakın 64 gördüğüm yere 8 yazayım mı arkadaşlar? 8'in karesi yazayım mı? Evet yazayım. Ne yapacak o zaman o? 8'in karesinin karekökü. Unutmuyoruz arkadaşlar. Kare ile karekök birbirini götürür. Yani bununla bu birbirini götürecektir. Bu ifadenin eşiti 8 olacaktır. Aynı işlemi burada yapalım arkadaşlar. Mesela burada ne arıyoruz artık? 16'nın neyin karesi olduğunu arıyoruz. O zaman karekök 16 olarak yazacağız. 16 gördüğüm yere bak, 4'ün karesini yazabilir miyim? Evet yazarım. Bu ifade 4'ün karesine eşit. Ben bunun karekökünü alacağım. Ne yapacak bakın yine? Karekökle kare birbirini götürecek. Bu ifade ne eşit olacakmış arkadaşlar? 4'e eşit olacakmış. Bakın hemen buradan buluyoruz. Evet devam edelim. Önemli bir noktaya değineceğiz. Karekök sembolü bir sayının pozitif karekökünü bulmak için kullanırız. Yani bir sayının karekökü pozitif sayıdır diyor arkadaşlar. Şimdi ne demek istiyor? Bir örnekle hemen açıklayalım. Karekök içerisinde 4 var. Görüyoruz değil mi? Bunun eşiti ne olacaktır arkadaşlar? Hemen düşünüyoruz bakın. 2 çarpı 2 4'tür diyoruz. O zaman 2'nin karesi eşittir 4 olduğuna göre ben buradaki 4 yerine 2'nin karesini yazabilirim diyorum değil mi? Kare ile karekök hemen birbirini götürecek. Bu işlemin sonucu kaç çıkacak arkadaşlar? 2 çıkacaktır. Peki şöyle bir şey düşünebilir mi başka bir arkadaşlarım? Hocam eksi 2 çarpı eksi 2 de 4'tür. O zaman ben burada eksi 2'nin karesi 4'tür yazarım. Buradaki 4'ün yerine eksi 2'nin karesini yazarım. Ve bunu ben karekökünü aldığımda bununla bu gider. Bu işlemin sonucu eksi 2 de çıkar. İşte bu yanlış arkadaşlar, tamam mı? Buradaki önemli noktada bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani karekökün içerisinden pozitif değer çıkacaktır. Negatif değer çıkamaz. Unutmuyorsunuz, tamam? Geldik buraya. Karekök sembolü pozitif sayıların pozitif kareköklerini bulmak için kullanırız. Şimdi ne diyor arkadaşlar bakın. Karekök sembolünü pozitif sayıların pozitif kareköklerini bulmak için kullanırız. Yani burada anlatılmak istenen şu arkadaşlar. Karekökün içerisine negatif değer yazamazsınız. Bakın ne demiş? X büyük eşit 0. Karekök x tanımlı. Yani karekökün içerisine 0 yazarsın diyor. Karekökün içerisine 81 yazabilirsin. Karekökün içerisine 16 bölü 9 da yazarsın. Fakat diyor bakın x küçüktür 0. Karekök x tanımsız. Yani karekökün içerisine negatif değer yazarsan o tanımsız olur. Yani karekökün içerisine eksi 2 yazamazsın. Çünkü eksi 2 negatif bir sayı. Veya karekökün içerisine eksi 2 bölü 5 yazamazsın. Çünkü eksi 2 bölü 5 negatif bir sayıdır. Evet devam edelim. Önemli bir başka noktaya geldik. Karekökleri tam sayı olan doğal sayılar
tam kare sayılar olarak adlandırılır. Neymiş arkadaşlar onlar? 1, 4, 9, 16, 25, 36 bu şekilde gidiyor. Yani kare köklerinin değeri ne olması lazım? Tam sayı olması lazım. Bir onlara bakalım arkadaşlar. Bakın 1'in karesi 1 çarpı 1'den nedir? 1'dir. Kare kökün içerisindeki 1 değeri ben şuraya 1'in karesi olarak yazarsam kare ile kare kök birbirini götürecek. Tekrar 1 çıkacaktır. Tamam. 2'nin karesi kaç arkadaşlar? 4. O zaman kare kök 4 neye eşit olmak zorunda? 2'ye eşit olmak zorunda. Çünkü ben 4 gördüğüm yere 2'nin karesi yazarsam bununla bu birbirini götürecek. Bakın 2 çıkacaktır. 3'ün karesi kaç? 9. O zaman karekök 9 neye eşit olacak? 3'e eşit olacak. Çünkü 9 yerine 3'ün karesi yazarsam bununla bu götürecek. 3 olarak çıkacak. 4'ün karesi kaç arkadaşlar? 16. 4 çarpı 4'ten karekök içerisinde 16 gördüğümde bununla bu birbirini götürecek. Ne yapacaktır onun değeri de? 4 olarak çıkacaktır. Geldik buraya. 5'in karesi kaçmış? 25. Aynı mantık gereği karekökün içerisinde 25 gördüğümde değerinin 5 olacağını hemen bileceğim. 6'nın karesi 36. Karekökün içerisinde 36 gördüğümde değerinin 6 olduğunu bileceğim. 7'nin karesi 49. Çünkü 7 çarpı 7 49. Karekökün içerisinde 49'u gördüğümde bunun değeri 7'dir diye hemen yazmam gerekiyor. 8'in karesi 64. En başta da yapmıştık değil mi arkadaşlar? Karekök içerisinde 64 kaça eşit? Bakın 8'e eşit. 9'un karesi 81. Karekök 81 ne eşit? 9'a eşit. 10'un karesi 100. Karekök içerisinde 100 ne yapacaktır arkadaşlar? 10'a eşit olacaktır. Şimdi bakın buradaki sayıları çok iyi bilin arkadaşlar. Ve 1'den 20'ye kadar olan sayıların karelerini bilirseniz sizin işinize çok yarayacak. Örneğin arkadaşlar 121 sayısı. Bu 121 sayısı 11'in karesine eşittir. Tamam mı? Sen karekök içerisinde 121'i gördüğünde hemen onun değerine ne yazacaksın? 11'i yazacaksın. Veya 144 sayısı. Bu 12'nin karesine eşittir. Eğer sen karekök içerisinde 144'ü görürsen değeri için hemen ne diyeceksin? 12'dir yazman gerekiyor. O yüzden 1'den 20'ye kadar olan sayıların karelerini bilirseniz soru çözerken çok işinize yarayacak. Pratik olarak çözebileceksiniz. O yüzden tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ezberleyin oraya kadar olan sayıların karelerini. Bakın geldik bir sorumuz var. Karekök içerisinde 39 eksi karekök içerisinde 5 artı karekök içerisinde 11 artı karekök içerisinde 25. İşlemin sonucu kaçtır? Sıkça görüyorsunuz böyle soruları. Ne yapacaksınız bu tip sorularda? En içteki karekökün içinden başlayacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş çıkara çıkara gideceğiz. Ne yapacağız bakalım. Bakın şurayı ne yapın? Görmeyin. Karekök içerisinde ne var arkadaşlar? 25. Biraz önce söylemiştik. Ne olarak çıkacak hemen bu dışarıya? 5 olarak çıkacak. Bak şimdi geldik buraya. Arkadaşlar burada bakın toplama işlemi var değil mi? Şunun dışına ne olarak çıktı bu? 5 olarak çıktı. Burası 11. 5 daha. Bakın şuradaki ifade 16'ya eşit olacaktır. Tamam mı? Bakın şuraya bir alayım ben onu. Karekök içerisinde 39 eksi karekök içerisinde 5 artı. Şurası ne oldu demiştim artık? 16 oldu değil mi? 11. 5 daha. 16. Şimdi yavaş yavaş çıkarıyoruz bakın. 16 dışarıya ne olarak çıkacak arkadaşlar karekökün dışına? 4 olarak çıkacak değil mi? Bakın burası ne oldu artık? 5 buradaydı. 4 de buradan çıktı. Topladık. 9 oldu. Şimdi şurası karekökün dışına ne olarak çıkacak? Evet şurası bakın arkadaşlar. Şurası 9'du bunun değeri. 9 karekökün dışına ne yapacaktır? 3 olarak çıkacaktır. Yani şurası artık 3 olarak değerlendireceğiz. Şurası gitti. Bakın burada ne kaldı? Karekök içerisinde 39 eksi 3. Bu da neye eşit olacaktır? 39'dan 3 çıkardık. Karekök içerisinde 36. Karekök içerisindeki 36 neye olarak çıkacak arkadaşlar dışarıya? 36 6'nın karesi olduğu için biz o şunu böyle gösterelim. Bu kareyle karekök birbirini götürecek. Bu işlemin sonucu kaç olacakmış arkadaşlar? 6 olacakmış. İşte bu kadar basit. Evet geldik bu soruya. 76 adet birim karoya en az kaç karo eklenirse bir kare oluşturulabilir? Şimdi arkadaşlar birim karo dediğimiz şey şu. Şöyle bir tane kare düşünün. Bir kenarı bir birim. Bir birim. Alanı da ne yapacak? Bir kere birden bir birim kare yapacak. İşte biz bunlara birim karo diyeceğiz. Bunlardan elimizde kaç tane varmış arkadaşlar? 76 tane var. Ne diyor bana? Bunlara en az kaç tane karo eklersem bir kare oluşturabilirim diye düşünüyor. Şimdi ben şunu düşünüyorum arkadaşlar. Ben kare oluşturacağıma göre bu karenin alanı ne yapmak zorunda? Bir sayının karesi olmak zorunda. Yani tam kare olmak zorunda değil mi arkadaşlar alanı? Çünkü burada iki sayıyı çarptığımızda bir kare tam kare sayı çıkması gerekiyor. Hemen düşünüyorum ne olabilir diye. Bakın ben şimdi değerler düşünelim. 7 olsa diyorum. 7 kere 7 ne yapar arkadaşlar? 49 yapar değil mi? Bende 76 tane var. 49 tanesini kullanırsam artar bile. O yüzden bu olmadı. Peki 8 olsa diye düşünüyorum. 8 kere 8 ne yapacaktır? 64 yapacaktır.
O da arttı değil mi? 76 tane vardı. Çünkü bana ne diyor? Kaç tane eklemelisin diyor. O zaman 9'u düşürelim bakalım. 9 kere 9 ne yapacaktır arkadaşlar? 81 yapacaktır. Evet, istediğim değeri buldum. Çünkü 81 tane bana birim kare verilirse ben bir kenarı 9 olan kare oluşturabilirim. O zaman bende kaç taneydi? 76 taneydi değil mi? Çünkü bana ne diyor arkadaşlar bakın? Kaç tane eklenirse diyor, tamam mı? 81'den 76'yı çıkarırsak ne yapacaktır? 5 yapacaktır. Demek ki bana 5 tane daha birim kare verirsen ben sana bir kenarı 9 birim olan bir tane kare oluşturabilirim. Bazen sorularda şunu da sorabilir arkadaşlar. Elinizde 76 tane birim kare var der. Kaç tane çıkarırsanız bir kare oluşturabilirsiniz der. O zaman da neyi düşüneceksin? Bak bu sayıyı düşüneceksin. Çünkü atacaksın ya, bir altındaki tam kare sayıya bakmak zorundasın. Evet, devam ediyoruz. Geldik bu soruya. Karekök 41 sayısı hangi iki tam sayı arasında yer alır diye sormuş arkadaşlar bize. Şimdi hemen düşünelim bakın. Karekök 41 hangi sayılar arasında? Hemen arkadaşlar şıklardan bir gidelim. Tamam. Şunu düşünün bakın. Bu 3 yani karenin hangi sayının karesi karekökü 3'tür diye düşünüyorum. Hemen diyorum ki karekök 9 değil mi? Karekök 9 nedir? Eşittir. 3'e eşittir. 4 ne eşittir arkadaşlar? Karekök 16'ya eşittir. Bakın karekök içerisindeki 41 16 ile 9 arasında yer alır mı? Hayır. Demek ki istediğim şık bu değildir diyorum. Gitti. Buna bakalım. 4'ün karesi 16 yani 5'in karesi 25. Bakıyorum 41 16 ile 25 arasında mıdır? Değildir. Gitti. 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36. Değil mi? Kareköklerini 25'in karekökü 5, 36'nın karekökü 6. 41 bu arada mı arkadaşlar? Değil, bu da gitti. Hemen buraya bakalım. 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49. Bakıyoruz. Karekök içerisinde 41, 36 ile 49 arasında mıdır? Evet, o zaman şıkkımız ne oluyor hemen? D seçeneği oluyor. Bakın arkadaşlar, bunları yapabileceğiniz gibi hızlı bir şekilde de görebilirsiniz zaten değil mi? Çünkü dersiniz ki 41 kök içerisindeki bu 41 sayısı nedir? 2 tane tam kare sayı arasında olmak zorunda. Onlar nedir? 36 ve 49'dur değil mi? Çünkü hemen bunları da hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Soruları biraz daha çözdükten sonra ne yapacaktır? Şöyle bir değer olacaktır bu arada. Evet, devam ediyoruz. Aşağıdaki eşit aralıklara bölünmüş sayı doğrusu üzerinde A, B, C, D noktaları işaretlenmiştir. Bu noktalardan hangisi eksi kök 33 ile eşleşen noktaya en yakın konumdadır diye sormuş bana. Şimdi arkadaşlar bakın dersin başını hatırlayalım. Biz bunun içine eksi yazamıyoruz fakat önüne yazabiliriz, tamam mı? Burası aklınızda bulunsun. Yani şöyle eksi kök 33 diye bir şey yazabiliyor muyum? Yazamıyorum. Neden? Çünkü karekökün içerisine negatif sayı yazamıyorum. Ama karekökün önüne şu eksi işaretini koyarsam ben bu karekökün değerinin negatif olduğunu belirtirim. Şimdi geldik buraya. Eksi kök 33. Şimdi bunun eksisini görme. Kök 33. Düşünelim arkadaşlar. Bu sayının hangi iki tam sayı arasında olduğunu düşünüyoruz hemen. Hemen aklıma bakın neler geliyor. Hocam 25 bundan küçük tam kare sayı. 36 bundan büyük tam kare sayı. Doğru mu arkadaşlar? Karekök içerisinde 25 bundan küçük olan bir tam kare sayı. Bundan büyük olan tam kare sayı da karekök içerisinde ne olacaktır? 36 olacaktır. Bakın bu 33 ne oldu arkadaşlar artık? Bu arada oldu. Şimdi bakın dikkat edin. Eksiği şu anda daha ne yapmadım? Devreye sokmadım. İlk olarak bir düşüneyim. Bunun değeri nedir arkadaşlar? 5. Kök 33 küçük. Bunun değeri nedir? 6. Arkadaşlar bakın şu ifade negatif olmasaydı 5 ile 6 arasında olacaktı. Ama negatif olduğu için tam tersini düşünüyorum. O zaman diyorum ki eksi kök 33 eksi 6 ile eksi 5 arasında olması gerekiyor. Doğru mu? Çünkü bak bunların önüne eksi koyduğumda eksi 6 daha küçük bir sayı olduğu için artık sıralamayı bu şekilde yazmam gerekiyor. Hemen bakıyorum. Eksi 6 ile eksi 5 arasında neresi olacak arkadaşlar? Eksi 6 ile eksi 5 arasında B'nin olduğunu görüyorum. Demek ki bu sorunun cevabı ne olacak? B şıkkı olacak. Peki şuraya da dikkat edin arkadaşlar. Hangisine yakın olacak diye sorulsaydı bize. Burada öyle bir şık verilmemiş ama şuna dikkat ediyorsunuz. Şimdi bakın 25 ile 33 arasındaki fark kaçtır? Şöyle gösterelim değişik bir renk kalemle. 25 ile 33 arasındaki fark 33'ten 25 çıkardık 8'dir. Doğru mu arkadaşlar? 33 ile 36 arasındaki farka bakalım 3'tür. O yüzden ben şu farkları dikkate aldığımda bu sayıyı gösterirken kök 36'ya yani 6'ya
daha yakın göstermek zorundayım ki zaten o şekilde yapılmış. Tamam mı arkadaşlar? Bu da aklınızda bulunsun. Hangisine yakın diye sorulursa şu aradaki farklara bakacağız. Hangisinin arasındaki fark daha azsa sayı ona daha yakın olacaktır. Evet, dersimiz burada son buluyor. Görüşmek üzere, hoşça kalın.